Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Furkan Demir. Eski adıyla Yavru Kurt Gaming. Yeni adına daha karar veremediğimiz kanalımızın mensuplarından biriyim. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bu devirde yani 2019'da konsol alınır mı? Alınacaksa da hangisi alınır? Biliyorsunuz Sony ve Microsoft 2020'nin sonlarına doğru yeni nesil konsollarını çıkaracaklarını duyurdular. Bunun üzerine bu yazın başından itibaren PlayStation 4 fiyatlarında ve Xbox One fiyatlarında büyük indirimler oldu. Hepiniz piyasayı takip edenler, konsol almaya niyetli olanlar görmüştür. MediaMarkt ve çoğu Vatan'da falan, BİM'de bile hatta, A101'de miydi? Çoğu yerde Xbox fiyatları bundle'lı bir şekilde hatta paket şeklinde 1700 liraya düştü. Ben de tabii ki bu fırsatı kaçırmak istemedim. Ben 7-8 senedir bir Xbox eski bir Xbox One'ım vardı. Pardon, eski bir Xbox 360'ım vardı. 7-8 senedir aram yok konsollarla. Bir ara bıraktıydım liseye başladıktan sonra. Uzun zamandır bilgisayar oyuncusuydum. Lakin artık bu sektör tabi geliştikçe, oyunlar geliştikçe bilgisayarların da tabi performans istekleri arttı. Biliyorsunuz her sene 2-3 tane ekran kartı çıkıyor yeni model, işlemciler keza gelişiyor. Ve bilgisayarınızı da tabi yeni oyunlar için böyle 1 senede, 2 senede bir güncellemeniz, yüksek performanslı tutmanız lazım. Bu da çok pahalı. Laptoplar, şimdi ben üniversitede okuyorum. Laptoplar taşıması zor. Bilgisayarı yanınızda. Ayrıca daha pahalı laptoplar. O yüzden ya düşündüm ne yapsam, ne etsem. Ben de dedim konsola geri döneyim. Azıcık alışkındım tabii ki. Eskiden çok oynardım Xbox'ı. Bu indirimlerle beraber de arayışa başladım tabii ki. Gelelim asıl konumuza. Ben aramaya başladığımda çok sıkıntı çektim. Çünkü PlayStation ve Xbox'ın birçok yeni modeli çıkmış. Hani ilk çıkan modellerinin üstüne de mesela Xbox One çıktıktan sonra Xbox One S çıkmış, X çıkmış. PlayStation'da PlayStation 4 çıkmış. Bir daha PlayStation 4 adı altında Jet Black kasası çıkmış. Üstüne de Slim ve Pro çıkmış. Ben tabii İlk baktığımda böyle Allah Allah dedim hangisi iyi hangisi kötü bilemiyorum. İşte sonra büyük bir arayışa başladım. Donanım haberi, ekşi sözlük bir sürü teknoloji platformunda aradım hangisi iyi PlayStation mı Xbox mı tartışmalar ne durumda. 360 varken tartışmasız PlayStation 4'tü. Ama bu ara dönemde Xbox'ın da çok büyük atakları olmuş. Büyük avantajlar elde etmiş. Benim de kafam karıştı. Ben tabii eski bir Xbox 360 oyuncusu olarak tercihim Xbox'tan yanaydı başta ama tabii ki emin olayım istedim. Araştırdım ve bilgilerimi de sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle şey konusuna gelelim. Hangisini tercih etmekten öte bu şu an bu tarihte konsol alınır mı? Bence alınır. Çünkü yeni çıkacak konsol 2020'nin sonuna doğru çıkacak. Daha bir buçuk senesi var yani. Bir buçuk sene beklemenize gerek yok bence ki bir buçuk sene sonra da PlayStation 4 ya da Xbox One'lar çöp olmayacak arkadaşlar. Daha bu çıkışlarından sonra bence bir temiz 2-3 yılları daha olacak ki bizim ülkemizde internet altyapısı olsun. 4K ve HDR altyapısı olsun. Yani altyapıdan kastım fiyatları çok yüksek. Çoğumuzun evinde 4K televizyon yoktur. Varsa da böyle hani tam o performansı vermiyordur. Gerçek performansı verenler HDR özellikler bayağı pahalı. Yani bu geçişi bence tamamen yapamayacağız. Teknolojiye ayak uyduramıyoruz şu an. PlayStation 4'te bile fark ettiyseniz bir oyunu indirmek bazen bir güncelleme geliyor 10 GB. Ya, o gününüzü bekliyorsunuz. Çoğumuzun interneti yavaş altyapı gerekçesiyle.
Ki yeni çıkacak yeni nesil konsolların hepimiz biliyoruz 4K olacağını. Belki de daha yüksek desteklemeyle bile bir üst seviyeleri çıkacak işte Slim kasa gibi, One S kasa gibi. Yani bu geçiş safhasında bilmiyorum, benim arkadaşlarım vardı Pro ve One X kullanıcıları. Şey diyorlardı, bu 4K oyunları 4K oynamak istediğinizde daha da bir gigabyte olarak daha da yüksek bir update'ler geliyormuş sanırım. Render mı dedi, bir şey dedi. Tam da bu teknik şeyleri pek anlamam. Ki bu ileride de çok büyük sorun olacak. Yani anlatmak istediğim şey, birkaç sene daha PlayStation 5 ve işte Project Scorpion çıktıktan sonra bence PlayStation 4 ve One S iş yapacaktır gibi düşünüyorum. En azından X ve Pro versiyonları kesinlikle yapacak. Şimdi ilk safhada bu yani. Şu an alabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Ben destekliyorum. Ben de bunu düşünerek aldım. 1,5 sene daha beklemek istemedim. Bir diğer sebebe gelirsek, ha, tabii ki şeyi tartışalım şimdi. Xbox mı, PlayStation mı? Ben evet dediğim gibi çok aradım. Öncelikle bir PlayStation Plus'la Xbox Live fiyatlarını, performanslarını, verdiği, vaat ettiği şeyleri kıyasladım. Sonra ayrıca Xbox'ın, yani Microsoft'un elinin en güçlü olduğu yer neresi? Tabii ki Xbox Game Pass. Bunun PlayStation karşılığı ne? PlayStation Now. Bunları da niye söylüyorum? Ben bu terimleri de bilmiyordum. Bakıyorum Xbox Game Pass var, PlayStation'da ne var falan, böyle kıyaslarken biraz sıkıntı çektim öğrenirken. Şimdi PlayStation Now ve Xbox Game Pass var. Bunlar ne yapıyor size? Siz Spotify ve Netflix'e üye olur gibi üye oluyorsunuz. Bunlar size eski oyunları, işte o kütüphanede ne varsa, Xbox Game Pass'in ya da PlayStation Now'un kütüphanesinde ne varsa onları dilediğiniz gibi oynamanızı sağlıyor. Tabi bunlara aylık para veriyorsunuz. Mesela Xbox'ta eski Gears of War'ları oynuyorsunuz. 360 oyunlarını oynayabiliyorsunuz. Xbox'ta ayrıyeten EA Access de var. Bu Game Pass'e özel. Ona da üye olabiliyorsunuz. Gerçi PlayStation'a da geliyor bu Temmuz'da. Ama işte bunları kıyasladım. PlayStation Now'ın Türkiye'de olmadığını öğrendim. Bu beni Xbox'a itti. Ama şuna da baktım, Xbox Game Pass. Bilmiyorum, çok her gün böyle deli dolu oyun oynamıyorsanız bence fiyatına değmeyecek bir pahalılığı var. Ama dediğim gibi inanılmaz iyi. Eğer böyle bayağı sıkı bir oyuncuysanız, ben her gün 4-5 saat oyun oynuyorum diyorsanız müthiş bir şey Xbox Game Pass. PlayStation'dan bu konuda iyi. Gerek sağladığı oyunlar olsun, gerekse Türkiye'de de olması olsun. PlayStation'lar daha Türkiye'de yok. Xbox Game Pass ile Xbox öne geçiyor. Fiyatını tam bilmiyorum ama pahalıydı biraz. Ama gerçi Netflix'i olan buna da parayı verir ya. 20-30 liradır maksimum ayda yani. Böyle de iyi bir özelliği var Xbox'ın. Gelelim eksklusif oyunlara. Eksklusif oyunlar da tartışmasız. Xbox'ın birkaç oyunu hariç, ben büyük bir Gears of War hayranıyımdır. Sea of the Thieves falan hariç. Forza Horizon'da Gran Turismo ile hadi eşit desek, Sony bayağı bir önde. Eksklusif oyunlarda. Bunu yani tartışılmaz. Sony bu açıdan bayağı iyi. Sony'nin özel oyunlarını oynamak daha tatmin edici bence. Bu açıdan da PlayStation önde. Gelelim bir diğer konuya. Biz kıta olarak Avrupa'da yaşıyoruz ve Avrupa kıtasında PlayStation satışları Xbox'a oranla kat ve kat fazla. Özellikle Türkiye'de PlayStation'ın büyük bir hacmi var konsol piyasasında. Bu ne demek? Daha iyi teklifler demek bir kere. Daha iyi hizmet demek. Mesela Sony'nin arayüzünün Türkçe olması, Türkçe oyunlar çıkarması. Ben pek aramıyorum ama böyle bir kârı var. Bir diğer özelliği de, siz bir gün küçük bir oyun bile olsa online'a girdiğinizde serverlarda sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Çünkü oyuncu dolu olacak büyük ihtimal. FIFA olsun, Battlefield olsun, NBA olsun. Sıkıntı yaşamayacaksınız. Serverlarda daha çok oyuncu bulacaksınız PlayStation'da. Bir daha ben yaşamadım ama
bazen şey diyenler oluyor. PlayStation Network'ü daha kötü Xbox'ınkinden diye patlıyormuş, çöküyormuş falan. Daha ben yaşamadım herhangi bir sıkıntı. Çok memnunum. Ama yani bence buna bakarsak işte konsol satışlarının hacminden dolayı PlayStation kazanıyor. Yani bir de şöyle bir katkısı var. Türkiye'de ikinci el oyun sektörü de bayağı gelişmiş durumda. İnsanlar hikayeli oyunları ya da sevmiyor bazen oyunları, kutuluları satıyorlar. Siz de daha ucuz bir şekilde ikinci el alabiliyorsunuz. Koleksiyon yapmak isteyenler yapabiliyor. Çok uygun bir şey bu. Mesela Far Cry 5'tir, şeydir. Şu an 80 liraya falan bulabilirsiniz yani. Far Cry 4'ü falan 50 liraya bulabilirsiniz. Şu an ama PC Store'dan almaya kalksanız 200-300 lira hepsi. Böyle de bir kar var. Mesela ben NBA'yi 100 liraya aldım. Daha geçen hafta. Şu an şu Days of Play indirimleri hariç 400 lira falandı sanırım yani. Böyle de bir karı var PlayStation'ın. Bu açıdan da PlayStation yeniyor. Bir diğer özellik de tabii Xbox'takini bilmiyorum ama PC Plus, gerçi Xbox Live da veriyor. Aylık oyunlar veriyor. Bu konuda ikisi de iyiymiş diye duydum. Aylık oyunlar veriyor. PC Plus'ınızı sürdürdüğünüz sürece bu oyunları oynayabiliyorsunuz. Kütüphanenize eklerseniz tabii ki. Her ay kaçırmadan eklemeniz lazım. Bu ay Sonic'le Borderlands'in son oyununu verdiler. Ki gayet sağlam bir oyun. 350 liralık bir oyunu veriyor size. PC Plus üyeliğinizle. İki konsolda da online oynamak için üyelik almanız lazım. Oyunları online oynayamazsınız, yoksa Xbox Live ve PC Plus almanız lazım. Fiyatlarını kıyaslarsanız da PC Plus neredeyse Xbox Live'ın yarı fiyatına, 1,5 katı falan diyebiliriz. 170-190 lira arası falandı PC Plus senelik. Xbox'ınkini de ben yanlış hatırlamıyorsam 324 gördüm. Bu fiyat karşılaştırması yaparken. Bu konuda da PlayStation daha karlı size. Verdikleri oyunların kalitesinde pek bir fark yok bence. Zevkinize göre değişir. Ama fiyat olarak PC Plus daha ucuz. Oyun fiyatlarına gelirsek de oyundan oyuna değişiyor. Ama 5 aşağı 5 yukarı oyun fiyatları aynı. Biraz indirim dönemleri farklı oluyor. Şimdi daha yeni kullanıcısı olduğum için pek hakim değilim ama PlayStation'ın yaz girişindeki indirimleri muhteşemdi. Özellikle ben yeni aldığımda Days of Play diye bir etkinlik vardı. 400 liralık oyunlar 100 liraya falan düşmüştü. FIFA olsun, NBA olsun, Marvel'ın Spider-Man'i olsun, Days of Gun olsun. Yani bu oyunlar, Gears of War, Red Dead Redemption bayağı indirime girdi. %50 falan. Ben de yararlandım Battlefield indiriminden. Kesinlikle. Yani bu bence Xbox'ta da vardır ama yani PlayStation'ın bu performansı hoşuma gitti. Ha, ben biraz Xbox'ta şöyle bir ucuzluk oluyor. Belki konsol da ondan ucuzdur. PlayStation Türkiye sektöründe, bu arada güzel bir hareket yaptı abimiz. PlayStation Euro kuru üzerinden çalışırken dolar kuru üzerinden çalışıyor Xbox Live. Birazcık bence konsolu da bu yüzden ucuz. Oyunları da belki birazcık bir tık ucuz olabilir. Ama dediğim gibi şu an Xbox 1700 lira civarlarında indirimde, 2-3 gün kaldı bitmesine. PlayStation'ın da 2000 liraya çok hoş bundle'ları var. Bu arada topu da alıp atasım geldi. 2000 liraya, 2200 liraya çok güzel bundle'ları var. Ben Horizon'dan Uncharted ve Gran Turismo'lu bundle'ını aldım. 3 ay üyelik verdi yanında PC Plus. Bir kol işte PC 4 Jet Black kasası. Gayet iyiydi. Memnunum da şu an. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. İstediğim gibi her oyunu çalıştırıyor. Video kayıt özelliklerinden memnunum. Dediğim gibi tamamen benim ilk seçeneğim serverların iyi olması oldu. Yani ya şu an Xbox da bence gayet iyi bir makine. Param olsa keşke ikisini de alsam ama ya şu an Türkiye'de PlayStation 4 popüler. Ben de ayrılıkçı gibi davranmayayım dedim. PlayStation 4'ten gittim ya. Oyunlarını alırım, serverlarında daha çok arkadaş bulurum diye. Benim ilk seçeneğim buydu yani. Yoksa bence gerisinde pek bir fark yok performans olarak falan da. Biraz da PlayStation'ın bu Plus'ı falan daha ucuz geldi. Bu yüzden seçtim.
Benim demek istediklerim bu kadar. Hala performansı çok iyi PlayStation'ın. Bence yenisi çıktıktan sonra da 2 sene falan gayet götürecek. Ben hesabımı buna göre yaptım. Bir 2022 gibi, 21 gibi herhalde bunu satıp yenilerim diye düşünüyorum. Bu arada PlayStation'da unutmamamız gereken, araştırırken dikkatimi çekti. Jet Black kasayı almanız lazım arkadaşlar. Eğer ikinci el falan daha ucuz almak isterseniz bu yarısı parlak olan kasasını kesinlikle almayın. Çok hata çıkıyormuş. Ben de tanıdıklarımdan hep bu tavsiyeyi aldım. İkinci el fiyatları da sıfırlara çok yakın ya. Ben başta ikinci el aramıştım ama yani çok yakın. Garantisini de olmasını istediğim için sıfır aldım. Böyle 100-200 lira falan oynuyor yani. Çok bir farkı yoktu. Yani demek istediklerim bu kadar. Siz de bir şeyler eklemek isterseniz yeni alacak acemi arkadaşlar için, ben de çok uzman değilim, yorumlara ekleyebilirsiniz. Hatta paylaşırsanız benim de bilmediğim şeyleri, gelecekteki cihazlarla ilgili de donanımsal çok bilgi vermedim, hakim değilim. Onunla ilgili de paylaşırsanız sevinirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bize beğenerek ve abone olarak destek olabilirsiniz. Hepinize iyi günler ve iyi oyunlar dilerim arkadaşlar.